Hafta başında bir geyik İzmir Kemalpaşa'daki organize sanayi bölgesine adeta sığınmıştı. Yaralıydı, bacağı kırılmıştı. Görevliler uyuşturucu iğneyle bayılttıkları kızıl geyiği barınağa götürdü, tedavi altına alındı. Tüfekle vurularak bacağı kırıldığı anlaşılan geyik yakında ameliyata alınacak, tedavi edilecek, sonra da yeniden doğaya salınacak. İnsan zulmüne uğradı, insanlara sığındı. Yaralı geyiğin bacağından vurulduğu ortaya çıktı. Yaklaşık en az 1-1,5 yıldır bu durumda olduğunu düşünüyoruz. Hafta başında İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın bahçesine bir kızıl geyik geldi. Onu görenler şaşkındı. İşçiler yaralı olduğunu fark etti. Kızıl geyik yürümekte zorlanıyordu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Görevliler kızıl geyiği uyuşturarak barınağa götürdü. Bacağında kırık olduğu belirlenen geyiğin tüfekle vurulduğu ortaya çıktı. Üstelik çok sayıda saçma içeride kalmıştı. Doğal Yaşam Parkı'ndaki klinikte tedavi altına alınan kızıl geyiğin ameliyat edilmesine karar verildi. Her iki tarafta tenis topu büyüklüğünde çıkıntılar vardı. Bu çıkıntılar kemik üremelerine bağlı olduğunu düşünüyoruz. 4-5 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz hayvanın. İlerleyen süreçte bunun operasyonunu planlayıp gerekeni yapacağız. Bayağı ortopedi operasyonu yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da kızıl geyiğin durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Durumu iyiye gidiyor. Bir süre daha misafirimiz olarak gözetim altında kaldıktan sonra doğal yaşam alanına kavuşacak dedi.